Sevgili yelkenli ve motorlu çift takipçileri, bu serimizde motosikletimizle Antalya'dan Mora Yarımadası ve İyon Adaları turunu gerçekleştirdik. Bir önceki bölümde Namfilyo'dan ayrıldık. Önce Sparta'ya, sonrasında ise Monemvasya'ya gelmiştik. Eğer bu bölümü izlemediyseniz lütfen yukarıda beliren karta tıklayın. Yasas! Yeni videomuzda Monemvasya'dan ayrılıp Elefanisos Adası'na gidiyoruz. Bu ada bizim gittiğimiz 24. Yunan Adası oluyor. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Taleme! Bugün bir uyandık ki hava çok kötü patlamış. Sabah bir ara uyanıp gün doğumunu çekmiştim. Biraz rüzgar vardı ama şu an çok fena yani. Deli gibi ese ese. Burası için bu çok doğalmış. Genelde böyle oluyormuş. Çok şaşırdım bu tarafın böyle olduğuna. Çok fena. Deniz börülceleri ve Tuzla'nın olduğu bir yere geldik. Aa, çok güzel bir göl var bak. Kırmızı. Mis gibi deniz börülcesi kokuyor. Bilet alacağız Elefanisos'a geçmek için. Şöyle fiyatlarımız. Ama başka ne yazıyor bilmiyorum. Elefanisos'la Anakara arası zaten maşallah turkuaz renkli. Çok güzel bir denizi var. Feribotumuz geliyor. Feribot iskelesinden her yarım saatte bir feribotlar kalkıyor. Şöyle bekliyoruz. Ama deniz deli gibi bugün, gördüğünüz gibi. Yalnız şurada kumsal falan çok güzel. Dünyanın en güzel denizlerinden belli ki. Daha. Onlar da İonina'dan gelmişler. Saros Eleni. Gelenler iniyor. Su çok güzel ya. Su acayip güzel. Sen de. Arkadaşlar, Neapolis bu tarafta kaldı. Neapoli. Şu arkası. Bu da Elefanisos Adası. Bir de bizim Kitira Adamız var burada. İyon Adaları'nın sonuncusu. En doğudaki. O gözükmüyor buradan. Bunda limanından karşıdaki Elefanisos Adası'na geçeceğiz. Zamanında bu adayla bu liman arası bağlıymış. Kara parçasıymış. Depremde çöküyor. Burada tarihin en eski batık şehri var. Paolo Petri.
Paolo Petri batık şehir. Ama denizi, yani şu turkuazı görüyorsunuz. Zaten Yunanlılara da sorsanız en turkuaz deniz neresi diye, hemen buraya bayılıyorlarmış, burayı seviyorlarmış. Şunun altında antik şehrin olduğunu bilmek de enteresan. Şimdi biz bu güzel adaya geçeceğiz. Orada ada küçük bir ada zaten, 19 kilometre kare bir adaymış. Her yere yürüyerek ya da dolmuşlanmış. Veyahut da normal biz araçla geçiyoruz zaten. Simos plajında bir kampingde kalacağız. Mert ayarladı herhalde galiba. Mert ayarladın mı? İçeriye kaçayım çünkü rüzgardan sesi duyamayacaksınız. Evet, bungalov kiraladın. Kaç liraymış geceliği? Bakmadım. Biliyorum şu anda. Çünkü mecbur orada kalacağız. Tabii ki oteller, şunlar bunlar da var ama. Yer yoksa da çadır kiralayacağız. Yani kamping varsa. Bu arada feribotta bir kahve bir şeyler olur diye hayal etmiştik. Olmadı ya. Stavros Eleni feribotuna. Teessüflerimi sunuyorum. Bakıyorum da en turkuaz plajı görüyoruz. Damıza doğru gidiyoruz. Önce damız çok uzun. Çok. Tam karşı yakada. Afiyet olsun. He? Bak burada. Servis kalmadı. Çok esiyor çok. Hello. Okay. Hadi bakalım. Çadırlar.
Hangisi bizimki? Göstersene. Jamaika. Jamaika mı? Jamaika'da kalıyoruz. Aç bakalım. Bunlara beni tanıtıyorlar. İçerisi nasıl gözüküyormuş? Bunların günlüğü 80 euro. Az para değil ha? Hazır. Aynen az değil. Ama burada şu anda biz Elefonisos adasında en güzel plajda kalıyoruz. Yani. Evet Edoş, neredesin? Şu anda rüzgarın en iğrenç olduğu yerdeyim. Rüzgar çok kötü gerçekten de. Timos plajına bakacağız. Şöyle kampımızın tavernası var. Çok çekiyor. Zor. Evet. Gel. Bakın denize şöyle gidiliyor. Aa, Patara. Edoş, Patara. Aynı Patara. Bakıyorum Patara'ya gelmişsin. Evet, kum tepeleri, dunes. Çok güzel değil mi? Evet. Bunda aslında çok güzel ay ışığı fotoğrafları falan çekildi. Evet. Karetacıklar da geliyormuş. Gelme mi? Baksana kuma. Altın altın. Altın kum ya gerçekten. Aynen. Altın kum tepeleri. Ekolojik doğal alan. Pek çok bitkiler, kuş türleri. Çöl ya bayağı. O Tuzla dediğim yer de zaten çok meşhurmuş arkadaşlar. O göl. Pembe bir göl var. Yürüm. Ama geçemedim. Bal yürümedim. Çıktı. Yürümedim. 10 santim. Yürüyemem ki, batıyorum. Nereye yürüyeceğim? Of ya, bu ne böyle? Değişik. Ay çok güzel. Tekneler şey. Şey gibi ya, çok komik yani. Evet Eda, ne düşünüyorsun plaj hakkında? Plaj çok güzel ya. Ben böyle dünyanın en geniş plajı diyorlardı. Hakikaten öyleymiş galiba. O şeye biz Anakara'da hani bunu şey yapmıştık ama gerek yok, burada da aynı güzellikte. Derinleşmiyor. Evet. Bununla
ama çok güzel çıkıyor. Ne olacak bu iş? Ne bileyim. Acayip ya, güzel çıkıyor. Güzel. Bak. Şu model oturuyoruz. Mert'cim. Evet. Rüzgardan, ince kumlardan korunmak için. Şu an çöl bedevisi modundayım. Yani aşk olsun rüzgar tanrıları ya. Yani çok geldik tanrı. Şuraya, şu altın kumlara bakacağız. Deniz de o kadar güzel ki yani şöyle görüyorsunuz yani sürekli. Gösteriyoruz. Plajımızda şöyle bir işte şezlong şemsiye kiralamak istiyorsanız 30 euro. Haberiniz olsun. Ama bizim gibi Mert gibi mata da oturabilirsiniz. Ama rüzgar olmasa bu bedeviliğe gerek yoktu. Evet. Yine de yamaz. Şimdi barına geldik. Hava aşırı rüzgarlı. Eda ne yapıyorsun? Bak çok güzel. Şöyle pizzacısı var, dayı var. Suratsız pizzacı var. İçeriden sipariş veriliyor. İçeride de yemekler var. Ha, market var burada. Her şey var içeride. Dondurmalar var. Bar var, çok güzel. Oo Mert'cim. Aa evet, şortunla aynı renk. Eğer bir fark olursa içki içemem. Şort ve içecek rengi uyumlu olmalı diyorsun. Aperol şipris mi diyoruz? Hadi bakalım yamaz. Çadırda kalırız ama lüks çadırda kalırız ya, perolsüz yapamayız. MSC'ye gelsin. Aa evet. Bunları MSC'de öğrenmiştik. Çok güzel. Gayet keyifli. Aperolümü yudumluyorum. Bayılıyorum. Çok lezzetli değil mi abi? Yapışık bir içki değil mi? Aperol çok güzel. Özellikle Prosecco'sunu fazla koyarsan daha güzel oluyor. Kocaya baktım, deli gibi aperol koydu. Prosecco'yu da koydu. Şeyi de hemen şirepsi gazozu da ekledim. Mesela seninkine doğru bite yazdım işte ama az hani olsa da olmasa da hemen açtı. Şey yapmadı yani. Yok ya, Yunanlıların eli bol ya. Sağ olsunlar. Şimdi arkadaki dayı bize pizzamızı hazırlıyor. Orada bakın şey var, pizza fırını var.
Bakıyorum da mutlusun. Mutluluk yüzünden ya. Hadi bakalım. Biz de bu arada bakmıyormuşuz yani. Bayağı hazırlamış adamcık orada bekliyormuş. Aşk olsun yani. Şey mi? Aşk olsun. O zaman eliyle yaptın. Evet, şu an yaptım. Hazır bir şey yok yani. Dolabımız bile var. Bakın şunlar bizim çadırlar. Bunlar da çadır yerleri. Süper full gölge yapmışlar. Harika yapmışlar. Şuradan sizi tuvaletlere göstereyim. Gel Mert'cim. Ortak tuvaletler, duşlar. Baksanıza full gölge. Olması gereken kamp budur. Laundry. Şu karşıda ortak mutfak var. Grill alanı var, ortak mangal. İşte çamaşır yıkama yerleri. Bakın mis gibi. Bungalovlara gitmedik artık, yer yokmuş zaten bize. İşte hem şöyle dışarıda duşlar var. Değerli toplu tertemiz. Özellikle şu yaptıkları gölgeleri bittim yani. Yerler çok güzel yani gerçekten. Ya keşke şimdi çadırım olsaydı daha rahat ederdim yani. Gök gölgeye kurardım. Evet, orada önü arkası ağaçlı şeyler, yerler vardı, gördün mü? Hı. Kapkara kupkoyu gölge. Şurada da güzel kafesi var. Güzel, ne var? Size bak. Barı var. Bak soldaki çevirme. Evet, o çok güzel. Şunların arkası da çadır yeri. Evet, biraz inmiş. Gel kırık alalım önce. Tamam. Orada plaja gidelim. Yorulduk ya, şöyle plajda tam keyif yapamadık. Yaptık ama elbette resmiyorum. Rüzgar dindi. Ortalık güzelleşti. Sahra çölümüze kavuştuk. Bakın şu anda ben bozuyorum burayı. İzimi bıraktım. Kayıtı çok tatlı gözüküyor.
Yani tek yol var aşk. Şu karşıda gözüken ada Kitira. Kitira'dır. Bu Elefonisos Adası'nın ismi Geyik Adası demek arkadaşlar. Tanrıça Artemis, avcılık tanrıçası biliyorsunuz ki geyik avlarmış. Avladığı geyiklerden geliyor ismi. Demek ki buralarda koşturuyormuş tanrıçamız. Başka bir plaja geldik. Adanın batısına bakan başka bir paralıya. Katonisi. Katonisi plajıymış. Bir şey diyeceğim, burası çok güzel Mert. Bayıldım. Ay. Aa, karşıda kaya var bak. Denizde 2-3 tane sığ kaya. Abi çok güzel. Ha bak ne güzel. Posidonyalar varmış. Tertemiz bir deniz demek ki. Bunları seviyoruz. Koruyoruz. Bunlar denizlerimizin, okyanusların oksijen kaynağı. Bir yüzelim o zaman biz burada. Ben bir de neyi seviyorum biliyor musunuz? Yani Yunan adalarında neden tatil yapmayı seviyoruz Yunanistan'da? Hani pek çok sebep sayarız da. Şu ana kadar geldiğim her yer tertemizdi Mert. Yerlerde tek çöp yoktu. Yani böyle bir yer Türkiye'de maalesef işte. Ben yani diyorum ya yamyamları doldurdular diye. İşte tatile giden insan kalitesi farklı. Yerlerde tek gram çöp yok. Atan yok. Burası da turistik. Aa, Moni var. Oley. Güzel bir kimse ya. Ben bunu çekmiştim. Evet, feribot limanına geldik. Bitti. Arabayla gir. Böylece adayı dönmüş olduk. Bir yuvarlak çizmiş olduk. Gitme artık motoru canım. Yürüyelim, ayıp. Evet Edo, şimdi Yunan Adası'nın benim için bir anlamı da şu, bakın. Nedir? Bak. Şu arkadaşlar. Anahtar üstünde motorun. Bunu böyle bırakıyorsunuz. Böyle duruyor bu. Hatta bunu böyle kışa doğru falan da böyle aynı böyle duruyor. Şimdi şurada Moni'yi gezelim istersen. Ha, fotoğraf mı çekeceksin? Komik bir şey göstereceğim. Göster bakalım neymiş o. Ördek besliyoruz ve ördek kulübesi yaptırdı belediyemiz şuraya. Çok tatlı ya. Niye öyle o? Çok tatlı. Ne demek o? Dachau's. Çok. Gelirken çekmiştim şeyde. Çekeyim. Savaşlarda ölen Elefonisoslular. Çift başlı kartal. Bu taraf hala patlak. Adanın doğu tarafları kötü. Lakonya Körfezi. Esim eserekli bir yer yani. Çok sert. Akdeniz'in sertlikleri. Evet, karşısı Neapolis bence orası. Evet. Eski bir değirmen ya da fener bu. Evet zaten... ya deniz feneri ya değirmen. Bence deniz feneri. Olabilir. Şimdiki şu güncel olan. Aa bak bir iskele varmış, batmış. Evet, batmış iskelesi. Ama zaten şurası Paolo Petri. O hani eski batık şehir. Evet.
Bu ada aslında oraya bağlıymış. Düşünsenize yani. Yani. Milattan önce Mert diyorlar ki yani batık şehir 8000 yıl önce falan battı. Oha. Tabii çok zaten eskiymiş. Feribottan... Yani dünyanın en eski batıklarından. Keşke dalıp bakabilsek. Zaten ben feribottan baktım hep sığıydı yani. Oo. Şey zemin sığ böyle hep gözüküyor. Feribot nasıl gibi? Demek ki belki hani alçak feribot. Özellikle. En eski yani. Bizim Kekova'dan daha eski. Aslında dalınır ha. Çok da güzel. Dalınır. Çok güzel. Belediyemiz. Kalifurnas Bakery. Balıkçı dayılarım. Sarı taverna. Balık tavernası. Hangi kadar falan. Üzeri. Taverna Üzeri. Uranya. Buradan şey alalım, magnet alalım. Magnet almayı unutmayalım aşkım. Bak var magnet alalım. İstiyorsan şimdi gelmeyiz bir daha, sabah da tamam o zaman. Bir yerde dur, şurada da hem buna bakayım fiyatını hem ona. Simos 2 denen küçük Simos'a bakacağız şimdi. Bakın excellent, yüzmek için harika 3 yıldızlı. Tek kirlilik kaynağı açıktan geçen gemilerin bıraktığı kirlilikmiş arkadaşlar. Başka da hiç yok. Tepe tertemiz. Hey, çok güzel. Haydi bakalım. Mikrosimo. HRT. 40 euroymuş arkadaşlar set halinde. Çardaklı olanlar. Kampımız orada. Büyük olan Simo. Burası küçük olan Simo. Gene karşıda Kitira Adası. Kitira Adası İonya Adaları'nın en sonuncusu. En doğudaki. Evet bu da İonya Adası Mert ama bu böyle en doğuda olduğu için yönetimini şeye vermişler. Buradaki yakın adaya. Hı. Tabii ki de plajlar halkın olduğu için şöyle şu modeli hemen yapabiliyorsunuz. Evet. Asla şey kimse bir şey demez. Bakın arkadaşlar tertemiz ya. Yani ya. Ya tertemiz bir tane çöp görmüyorum ya. Ben o yüzden mutluyum. Çöp atan insanlarla bir arada olmak istemiyorum ya. Onların inşallah son tatilleri olur. Amin. Bedduam büyük. Güzel değil mi? Evet. Bir yürüyüşe çıktık. Evet. Şimdi buradan oradan bakınız. Negallo. İki adet Simos mevcut olup Simoslar arasındaki geçiş şu gördüğünüz alan kıstak. Şurası da adacık. Adacık. Cık cık. Adacık. Yerler. Mercanımsı. Deniz kabukları dolu. Bir kayalık, sonra hemen kum oluyor. Bakın bakalım. Çadırımız çok keyifli. Sahra çadırı ve sirk çadırını birleştirmişler kanvastan. Böyle bir şey yapmışlar. Nasıl gidiyor? Kampımız çok güzel. Bakıp bakıp tatlı tatlı aşık oluyoruz. Şunlar da kampingin bungalovları kiraladığı. Çok az. Ama bundan bir iki tane var galiba. 2-4 tane falan. Yani gelinecekse erkenden yere ayrılması lazım. Bir de